Cemal'cim, bu her rolde çok iyisin. Bütün şeyler, bakalım oyuna da gelelim ki bakalım bu tiyatroda bir de öyle diyor. Hani öyle bir er meydanı lafı tiyatroda da görmek lazım. İstanbul'da ilki Alan Kadıköy'de, onun da daha önce de beşinde de Bursa'da. Peki geçen sene de var Patron. Evet, onu ben uyarladım ve ben yönettim. Çok gurur duyuyorum. Onu biz programa almamış mıydık Cemal'i geçen sene? Başka bir film için buluşmuştuk ama Patron'u konuşmuştuk. Evet. Peki bu böyle hep şey mi yapıyorsun, spor falan mı yapıyorsun, böyle inceciksin şey? Yok yani hani... Ya bu atlarla, kedilerle falan oluyor. Şimdi atlarla son iki senedir falan uğraşmıyorum ben. Tamamen elimi ayağımı çektim. Atlar ne oldu? Yani sevdiğim atları hep bildiğim, güvendiğim yerlere verdim. Ondan sonra hani ticari bir şekilde, herhangi bir şekilde atlarla uğraşmak istemiyorum. Çok mutsuz ediyor beni. Hani kimse, hiçbir hayvana da iş yaptırmak istemiyorum. Hani. Benim bu atçılık, bütün atçılık maceram aslında kendimi getirmek istediğim belli bir seviye vardı. Ve bunun için bir idman zeminine ihtiyacım vardı benim. Dolayısıyla bütün hani o atlarla geçirdiğim vakti, ki çoğunlukla ben kendimi hani binciden çok at terapisti olarak yetiştirmek üzere hani bir şekilde geliştirdim. Çok da mutlu ediyordu beni ama setlere de at götürüyordum ben. Hani şimdi sahadan gelen atları yani eğitiyorsun mesela, elini kaldırıyorsun da belli vurmuşlar hayvanı, korkuyor. Evet. Ben 6 ay içerisinde yanından silahla ateş edebileceğim bir kıvama, üzerinden silahla ateş edebileceğim bir kıvama getiriyorum atı. At ondan korkmuyor. Ondan sonra ben hayvancağızı alıyorum, bir sete götürüyorum. Orada 16 saatlik mesai, işte su yok, yemek yok, hayvan orada bağlı duruyor. Sonra bir nokta hayvan dönüp bana bakıyor ki niye getirdin beni buraya? Ben de diyorum ki yapacağım işe yani. Dolayısıyla sen atı götürüyorum dediğin atın üzerinde mi gidiyorsun? Yok, mesela ben çok setlere at götürdüm. Hani 20-25 tane eğitimli at. Hani mesela Çağatay Ulusoy karavanla geliyor, sen atla mı geliyorsun anlamında sordum. Yok, atları kamyonla getiriyorduk ama sete atla gitmişliğim var yakın mesafelerde. Hani Belgrad ormanlarındaki çekimlere falan öyle. Ben geldim. Ne diyorsun? Romalılar. Ne diyorsun? Ama artık yapmıyorum. Spor. Kıvanç Tatlıtuğ arabayla geliyor. Cemal atla geliyor. Kim bakar Kıvanç'a? Ve hepimiz Cemal'e bakalım. Ama onun dışında bir sporla uğraşmıyorum. Salon sporları çok sıkıcı geliyor bana. Hani böyle alet edevatla çalışmak falan değil mi? Ne yapayım yani? Çok saçma geliyor bana. Evet, işte yürüyüş yapıyorum arada bol bol. Onun dışında hani belirgin bir sporla uğraştığım falan yok. Beni ufaklıkla boğuşuyorum falan. Yani. Şimdi o kaç, 7 mi 8? 8 oluyor. 8 maşallah. Ben böyle gösteriyorum artık rakamla. Peki şimdi siz ona soru sormak istiyor musunuz? O da değil mi, kaç sene şimdi programdan önce konuştuk, 20 sene toplamı resmi olarak mı 11 yıl? Evet, resmi olarak 11 yıl. Bir şey sormak istemiyor musun? Amcanız nasıl oluyor? Evlilikteki mutluluk nasıl yakalıyorsunuz? Ya bu arada tabii ıssız adam çıktığında o zaman da ben Lale ile beraberdim. Benden başka herkes o topun ağzına girdi yani. Evet. Ben geçenlerde gittim Lale'ye dedim. Ya dedim bu bir işte... Bir ama sen yani hiç bu şeyin tadını çıkaramadın. o günkü böyle işte. Yok, aşık olunacak adam. Jean Premier böyle bir... aşk erkeği, aşk adamı filan hiç. Yok, hiç alakası yok. Geçenlerde Lale'nin bir arkadaşının doğum gününe gittik. Kız geldi bana, dedi ki benim erkek arkadaşım beni terk etti çünkü ıssız adammış o, dedi. Ben dedim ki nereden buldun o hıyarı? Ondan sonra Lale'ye döndüm, dedim ki ya dedim, ne yapıyorum ben abi? Ben 20 senedir seninle beraberim. Benden başka herkes bu topun ağzına girdi. Ben oynayacağım bundan sonra ıssız adam. Evet tabii ki. Belki boşanma yaşın gelmiştir. Hiç o şekilde ama, düşünmedim. Belli bir şey. Sen evli misin? Evliyim. Öyle. Kaç yıldır? Bizim beraberlik artık 20 yıl. Evlilikte bir daha bu sıkıcı insanları istemiyorum. Kudurmuş insanlar istiyorum programda. Böyle aşk ve seks için yanıp tutuşan insanlar istiyorum. Böyle saygı değer. Ondan sonra bir şimdi 56 sene oldu falan diye. Böyle insanlarla program yapmak istemiyorum. Bu kadar huzurlu sahur programı gibi olduk yahu. Bu nedir yani hakikaten? Peki tamam, siz çok sıkıntısınız.